Merhaba gençler, diziler konusuyla beraberiz. Diziler konusu AYT Matematiğin kolay konularından bir tanesi. Buradan bir adet soru geliyor. Pozitif doğal sayılar kümesinden gerçek sayılar kümesine tanımlanan her fonksiyona gerçek sayı dizisi ya da kısaca dizi denir. Demek ki dizinin özelliği neymiş arkadaşlar? Tanım kümesi pozitif doğal sayılar olan fonksiyonlarmış. O zaman e, fonksiyonumuzu şöyle bir incelersek tanım kümesinde neler var? Pozitif doğal sayılar var. Görüntü kümesinde reel sayılar, her türlü reel sayı olabilir. Onunla ilgili bir kısıtlama yok. Genelde dizimizi f'n eşittir a'n şeklinde gösteririz. O zaman f1 a1 sayısıdır. f2 a2, f3 a3, f'n de a'n'dir. Yani dizinin terimleri yazılırken genel terimi de ...elemanları arasında gösterilir arkadaşlar. Genel terimi a en eşittir. 7n artı 3 olan dizinin ilk 3 teriminin toplamı kaçtır demiş. n yerine 1 yazarsak a1 ne olur? 7, 3 daha 10. 2 yazarsak 7 çarpı 2 artı 3 ne yapar? 17. 3 yazarsak 7 çarpı 3 artı 3'ten ne yapacaktır? 24 yapacaktır. Bizden bunları toplamamızı istemiş. 24, 31, 41, 10 daha ne yapacak? 51 yapacak. AN dizisi verilmiş. Eksi 1 üzeri N çarpı N artı 2 şeklinde. Buna göre A8 ile A11'in toplamını bulunuz demiş. 8 verirsek eksi 1'in 8. kuvveti ne olur? Artı 1 olur. Sonra 8 verirsek 8, 2 daha 10 yapar. 11 verirsek eksi 1'in 11. kuvveti eksi 1'dir çarpı 11 yazdığımızda 13 olacak. 10 13 ne yapacak arkadaşlar? Eksi 3 yapacak. Hangileri dizi belirtir demiş arkadaşlar. Baktığımızda aynı eşittir. 3n artı 8. Doğal sayıları verdiğimizde birer görüntü var mı? Var arkadaşlar. Bu bir dizi. B'ne bakalım. 1, 3, 5 şeklinde yazmış. Ama burada ne yok arkadaşlar? Genel terimi yok. Genel terimi yazılmayan bir dizi olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir dizi değildir. C'ne bakalım. Bakın şuradaki gibi 2, 4, 6, 2 n. Genel terimi 2 n'miş arkadaşlar. İçerisinde eleman olarak vermiş. O zaman bu bir nedir? Dizidir. D'ne bakalım. 2 n artı 1 bölü n artı 2. Tanımsız yapan değer var mı? n eşit eksi 2 için eksi 2 için tanımsız yapıyor ama eksi 2 pozitif doğal sayı olmadığı için bizim için problem oluşturmuyor. Bu bir dizidir. E'ne bakalım. Burada n'e 5 verdiğimizde paydanın ne olduğunu görüyorum. 0 yani ifade tanımsız oluyor. 5 pozitif doğal sayı olduğu için 5 için bu ifade tanımsız olacaktır. Yani bu bir dizi değildir. Diziler genel terimleriyle belirlenir. Genel terimi verilmeden yazılan sayı kümeleri ne belirtmiyormuş arkadaşlar? Dizi belirtmiyormuş. Tanım kümesi sonlu elemandan oluşan, sonlu pozitif doğal sayıdan oluşan e, dizilere sonlu dizi diyoruz arkadaşlar. A en sonlu dizisi verilmiş. En küçük terimi kaçtır demiş. Genel terimi 13 eksi 3 elmiş arkadaşlar. Yani n'e büyük değer verirsem görüntü küçülecek. Benden de en küçüğü istiyor. O zaman n'e en büyük ne verebilirim? 17 verirsem 13 eksi ne gelecek? 51 mi? Bu da ne olacak arkadaşlar? eksi 38 olacak. Aynı ifadesi sonlu bir dizinin genel terim olduğuna göre bu dizinin terim sayısı en çok kaçtır demiş. Köklerini bulalım payın ve paydanın arkadaşlar. Yukarıyı sıfır eşitlersem en ne gelir? Eksi 7 bölü 3 gelir. Aşağıyı sıfır eşitlersem n ne gelir? 9. Tabloyla gösterelim bunu. 9, böyle sınırlarımız dahil değil. Sağda işaretimiz artı, artı bölü artıdan eksi artı. Şimdi arkadaşlar, artı bölgede işlem yapacak olsam sonsuz sayıda eleman olur. Eksi bölgede işlem yapacak olursam sınırlı sayıda eleman olur. Yani sonlu sayıda ne diyor? Sonlu bir dizi bu diyor. Dolayısıyla bu bölgeyi çözüm kümesi olarak almam gerekir. Peki burada e, dizinin hangi elemanları var? Pozitif doğal sayı terimleri olacak. Yani 1, 2, 3, kaça kadar? 8'e kadar elemanlar olacak. Dolayısıyla kaç elemanı var bu dizinin? 8 tane en çok elemanı olacak. AN dizisinin kaçıncı terimi 2 bölü 3'tür demiş. 2 bölü 3'e eşitlememizi istiyor bizden bu genel terimi. N'i bulalım buradan arkadaşlar. Dağıtırsak daha doğrusu içler dışlar çarpımı yaparsak. 3 ile 3 n'i çarpıyorum. 9 n. 4'ü çarptım. 12. 2 ile 4'ü çarparsam 8'den eksi 3'ü çarparsam eksi 6. Düzenlersem burası ne olacaktır? n, yani burası ne olacaktır? Eksi 6 artı 12'den 6. Demek ki 6. terimi neymiş? 2 bölü 3'müş. AN dizisi tanımlanmış arkadaşlar. Parçalı fonksiyon şeklinde tanımlanmış. Buna göre şu ifadenin değeri kaçtır diyor. Çıkmış bir sorunun benzeri arkadaşlar. Ne diyor yukarısı? A9 Tekler için alttakini tanımlamış. Çiftler için üsttekini. 9 tek olduğuna göre alttakine göre işlem yapacağım. Ne olur? 2 üzeri 9 eksi 1. Eksi A7 demiş yine te göre işlem yapacağım. 2 üzeri 7 eksi 1 oldu. Aşağıya geldim. A8 çift bir sayı üsttekine göre işlem yaptıyor. 8 verirsem 2 üzeri 8 artı 1 eksi 4. A6 neymiş? O da çift bir sayı. 2 üzeri 6 artı 1 olacak. Yukarıyı düzenlersek şu eksi birler birbirini götürür. Buraya ne kalır? 2 üzeri 9 eksi 2 üzeri 7 kalır. Şurayı dağıtırsam ne olur? 2 üzeri 8 artı 1. 4 2 üzeri 2'dir. Çarparsam burası ne olur? 2 üzeri 8. 4 ile 1'i çarparsam burası da eksi 4 yapacak. Burada da 2 üzeri 8'ler gitti arkadaşlar. Yukarıda 2 üzeri 7 parantezini alırsak 2 üzeri 2 Eksi 1 kalacak burada. Burası da 1 eksi 4 eksi 3. Şurasının da 3 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Sadeleşirse 3'ler cevap ne olacaktır? Eksi 2 üzeri 7 olacaktır. Nerede? B şıkkında. Bütün terimleri birbirine eşit olan diziye sabit diziliyoruz arkadaşlar. Yani A birimiz 2 örneğin A2 2 A3 2 A4 2. Hepsi birbirine eşit olduğu için a en eşittir. İki dizisi neymiş? Sabit bir dizi. Sabit dizilerde genel terimde değişken olan ne yoktur arkadaşlar. m ve p birer gerçek sayı a en bir sabit diziymiş arkadaşlar. Buna göre a en dizisinin ilk 28 teriminin toplamı kaçtır diyor. Bu bir sabit dizi ise ne ifade olmamalı. Ne karenin olmaması için Kat sayısı ne olmalı? 0. M buradan ne gelir? 2. N'nin olmaması için katsayısı olan P artı 1 ne olmalı? 0. P buradan ne gelir? Eksi 1 gelir. Bunlar gittiler arkadaşlar. Kat 0 olduğu için. M ve P'nin yerine 2 ve eksi 1'i yazarsam çarpınca eksi 2 artı 3'ten burası ne oldu? 1. Demek ki AN genel dizisinin AN dizisinin genel terimi neymiş arkadaşlar? 1'miş. Bizden ne istiyor? İlk 28 terimin toplamını istiyor. Bütün terimler 1 olduğuna göre 28 teriminin toplamı 28 çarpı 1, 28 olacaktır. AN sabit dizisi şu şekilde yazılmışsa arkadaşlar burada katsayılar orantılıdır. Yani N'nin katsayıları olan P'nin S'ye oranı sabit ifadelerin oranına eşit olacaktır. Neden böyle? Sadeleşmesi için neyli ifadenin gitmesi için katsayılar orantılı olmalı arkadaşlar. A en sabit diziymiş buna göre ilk 15 terimi ile P sayısının toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Katsayılar ne olmalı dedik orantılı olmalı. 2 bölü 3 eşittir. Eksi P bölü 6 olmalı arkadaşlar. Şunun 2 katıymış. 3'ün 2 iki katı. 2'nin 2 iki katı olmalı. 2'nin 2 iki katı nedir? 4'tür. Burasının 4 olması için P ne olmalı? Eksi 4 olmalı. Peki P'ye eksi 4 verirsek yukarısı 2N artı 4 olacaktır. Yukarıyı 2 parantezine alırsam N artı 2. Aşağıyı 3 parantezine alırsam N artı 2. N artı 2'ler sadeleşirse demek ki e, bu dizinin sabit terimi neymiş arkadaşlar? 2 bölü 3 oluyormuş. Kısaca N'lerin katsayılarının oranı sabit terimi veriyor. Sabit dizide arkadaşlar. Bizden ne istiyor? İlk 15 terimin toplamı ne olacaktır? 15 çarpı 2 bölü 3. Çünkü her biri 2 bölü 3 olacak. 15 tane 2 bölü 3. 15 çarpı 2 bölü 3 yapar. Sadeleştirirsem 5 kere 2 ne olacak burası? 10. Terimlerin toplamı 10. P'de eksi 4 ise ikisinin toplamı ne gelecektir? 6 gelecektir. İki dizinin eşitliği AN ve BN iki dizi olsun arkadaşlar. Her ne eleman pozitif doğal sayılar için AN eşit BN ise AN dizisi BN dizisine eşittir denir ve şu şekilde gösterilir. Yani aynı konumlu terimleri birbirine eşit olan dizi neymiş? Eşit diziymiş. A1 ile B1, A2 ile B2, A3 ile B3, AN ile BN birbirine eşit olacak. Yukarıda verilen dizilerden hangileri birbirine eşittir diyor arkadaşlar. A endisi ise kosünüs n pi terimlerini bulalım arkadaşlar. n'e 1 verirsek kosünüs pi eksi 1. 2 verirsek kosünüs 2 pi 1. 3 pi eksi 1. 4 pi 1 şeklinde devam ediyor bu dize. Ve endisine bakalım. Sinüs n pi bölü 2 demiş. n'e 1 verirsek yani b1 terimini bulalım. Ne olacaktır? Sinüs pi bölü 2 1 olacaktır. Sinüs 90. 2 verirsem sinüs pi gelecek 0. 3 verirsem sinüs 3π bölü 2 ne olur? Eksi 1. 4 verirsem sinüs 2π sıfır. Şeklinde devam edip giden bir dizi bu arkadaşlar. C'ye bakalım. Yani yerine 1 verirsem ne oldu? Tek kuvvet oldu. Eksi 2. 2 verirsem yine tek kuvvet oldu. Eksi 2, eksi 2, eksi 2, eksi 2 şeklinde devam eden bir dizi. D'ye bakalım. Yani yerine 1 verirsem 1 eksi 1. Şurası sıfır. 1 artı 1 2. Önünde eksi var. Eksi 2 oldu. Dolayısıyla bu ne oldu? Eksi 2. 2 verirsem 2 eksi 1, 1 eksi. 2 1 daha 3, 1 eksi 3, eksi 2. 3 verirsem eksi 2, 4 verirsem eksi 2. Bakın terimleri aynı olan hangileri var? 3 ve 4 bunlar birbirine eşit dizi olacak. İndirgemeli dizi ve indirgeme bağıntısı arkadaşlar. Bir terimi kendinden önceki bir veya birkaç terime bağlı olarak yazılan dizilere indirgemeli dizi, tanımlama bağıntısına ise indirgeme bağıntısı denir arkadaşlar. Yani dizinin bir teriminden diğer terimleri elde edebiliyorsak bu diziye ne diyormuşuz? İndirgemeli dizi diyormuşuz. AN dizisinde A2 vermiş, a 2 vermiş, AN artı 1, AN'in iki fazlasıymış. O zaman A1 artı A4 toplamının sonucu kaçtır? En yerine 1 verirsek A2 ne olacak? A1 artı 2. A2 ne zaten? 4 vermiş. A1 ne gelir buradan? 2'yi çıkarırsak 2 gelir. Demek ki A1 2'ymiş. Zaten 2 fazlası şeklinde gidiyor. O zaman A3 ne olur? A2 artı 2. A2 ne vermişti? 4. 4 2 daha. A3 6'dır. A4'ü bulalım. A4 de A3 artı 2. A3'ü 6 bulmuştuk. 2 fazlası 8 olacak. Bizden ne istiyor? 1 ile 4'ün toplamını. Yani 2, 8 daha kaç eder diyor. Kaç eder arkadaşlar? 10 eder. A'n dizisinde A'n artı 1, A'n'in 3 katıymış. a 1 9 vermiş. A38 nedir diyor arkadaşlar. A2 nedir? 3A1. A3 nedir? 3A2. A4 nedir? 3A3. Peki A38 nedir? 3A37'dir. Peki A1 arkadaşlar bize 9 olarak vermiş. 9 3'ün karesi. Yazarsam yerine ne olacaktır burası? 3'ün küpü olacak. A2 neymiş? 3'ün küpü. A2'nin yerine 3'ün küpü yazarsam 3 çarpı 3'ün küpü. A3 ne? 3 üzeri 4. Peki A4 ne? 3 ile 3 üzeri 4'ü çarparsam 3 üzeri 5 olacak. Dikkat edin 3'ün kuvveti indisin bir fazlası. A2'de 2'nin bir fazlası 3, 3'ün bir fazlası 4, 4'ün bir fazlası 5 olacak. O zaman A38'i nasıl buluruz arkadaşlar? 3 çarpı A37. A37 neydi? İndisin bir fazlası 3'ün kuvveti oluyordu. 3 üzeri ne olacak? 38 olacak. O zaman burası da 3 üzeri 39 oluyor. Direkt de söyleyebilirdik. A38 ne olur? İndisin bir fazlası 3 üzeri 39 olacaktır. 2011 LS sorusu. 40 olarak vermiş. AK artı 1 AK eksi K'dır demiş. Buna göre A8'i bulun demiş arkadaşlar. A1'i verdiğine göre A1'den yola çıkalım. Nereye kadar gidelim? A8'e kadar gidelim. K'ya 1 verirsem K eşit 1 için ne olur? A2 eşittir. A1 eksi 1. K'ya 2 verirsem A3 eşittir. A2 eksi 2. K'ya 3 verirsem A4 eşittir. A3 eksi 3. Son olarak K'ya kaç verelim? Şöyle devam etsin. K'ya 7 verelim. A8 ne olacaktır? A7 eksi 7 olacaktır. Taraf tarafa bulduklarımı topluyorum. Giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir arkadaşlar. Taraf tarafa şunları götürüyorum. Giden gitsin. Peki ne kaldı arkadaşlar geriye? Şurada A8 kaldı. Burada ne kaldı? A1 ve 1'den 7'ye kadar sayıların toplamı. O da nedir? 7 çarpı 8 bölü 2'den 28 yapacak. Buradan A8 neye eşit? a 1 de zaten 40'tı. 40-28 o da ne olacaktır? 12 olacaktır. 2013 LSE sorusu şöyle bir bağıntı vermiş arkadaşlar. A8'i vermiş. A6 ile A9'u istiyor. Şu bağıntıdan yola çıkarak 6, 8, 9'u kullanabileceğim terimler arasında bir ilişki yakalamaya çalışalım. Ne verelim A'ya o zaman? En küçük 6 olacak şekilde N'e 6 verelim. Ne olur? A8 eşittir. A7 artı A6 oldu. N 1 de 7 verelim arkadaşlar. O zaman ne olur? A9 eşittir. A8 artı A7 oldu. Bakın 9'u 8'i ve 6'yı kullandığım e, bağıntılar kurdum. Burada yalnız a 7 vermemiş soruda a 7'den kurtulmam lazım. Nasıl kurtulayım? Yukarıyı eksi ile çarpıp taraf tarafa toplarsam a 7'ler ne olacak? Gidecektir. Buradan a 9 eksi a 8 ne eşit olur? a 8 eksi a 6'ya. a 6'yı başa a 8'i sona atalım. a 9 artı a 6 2 tane a 8 oldu. Bizden zaten bunu istiyordu. a 8'de vermişti sanırım 6. 2 çarpı 6 ne yapacak? 12 aradığımız cevap olacak. 2019 AİT sorusu. Ardışık 3 teriminin toplamı birbirine eşit olan bir A dizisi demiş. A2 ile A3'ün toplamı A4'e o da 2'ye eşitmiş. A1'den A25'e kadar toplam nedir demiş arkadaşlar. O zaman ardışık 3 terim yazalım. A1, A2, A3. Ne eşitmiş? A2 A3 A4'e eşitmiş. Burada A2 ile A3'ün toplamı ne eşitti? 2'ye. A2 A3'ün toplamı 2'ye, A4 2'ye eşittir. O zaman ne söyleyebiliriz? A2 A3 A4'ün toplamı 3'lü olarak 4'e eşit. Bu arada A2'lerle A3'ler birbirini götürürse A1 de neye eşit? 2'ye eşit. Yani buradan anlayacağımız A1 A2 A3'ün toplamı 4'e eşit. A4 A5 A6'nın toplamı 4'e eşit. Yani üçlü gruplar halinde terimlerin toplamı 4'e eşit. Peki 25 terimde kaç tane üçlü grup vardır? 8 kere 3 24 olacağı için 8 tane üçlü grup olacak. Bir tane terim de artacaktır. O zaman üçlü grubun toplamı 4 olduğuna göre 4 çarpı 8 artı bir tane terim arttı. O da hangisi? A1 veya A25 şeklinde düşünebiliriz. Bunlar da birbirine eşit ve 2 olduğu için bunların hepsinin toplamı ne gelecektir? 32 artı 2'den 34 gelecektir. N 2'den büyük bir tam sayı olmak üzere N'nin en büyük asal böleni üçgen N semboliyle gösteriliyormuş. Üçgen N 6'dan küçükse sonuç 1 oluyormuş. 6'dan büyükse sonuç eşitlikte var burada. Eksi 1 oluyormuş. Buna göre 5'in en büyük asal böleni nedir? 5. 5 6'dan küçük olduğu için 1. 6'nın 3'tür en büyük asal böleni. O da yine 6'dan küçük olduğu için artı 1. 7'nin 7'dir. Eksi 1. 8'in 2'dir. Artı 1. 9'un 3. 10'un 5. 11'in 11. Eksi 11 1. 12'nin 3. Artı 1. 2 tanesi eksi oldu. Kaç tane var burada? 12 eksi 4. 8 tane terim var. İkisi eksi oldu. 6 tanesi artı. 6 eksi 2. Sonuç gelecektir buradan? 4 gelecektir. Genel terimi şu şekilde verilmiş olan dizinin üçüncü terimini ve ilk üç terim toplamını istemiş arkadaşlar. Daha önce dizilerimizi nasıl yazmıştık? 4 virgül 10 virgül 13 şeklinde gidiyordu. Ama dikkat ettiyseniz burada toplanarak giden bir dizi var arkadaşlar. Bu özel bir dizi modeli. Burada birinci terim dediğinde arkadaşlar A1 dediğinde 4'ü alırken A2 dediğinde 4 artı 7'yi alıyoruz. Daha önce sadece 7'yi alıyorduk. Burada 4 artı 7'yi. A3 dediğinde 4 artı 7 artı 10'u alıyoruz. A4 dediğinde 4 artı 7 artı ters yazdım 10 artı 13 alacağız. Peki A1 ne o zaman? 4. A2 ne? 11. A3 ne? 21. Üçüncü terim 21. İlk 3 terim toplamı şunları topla diyor. 32 4 daha 36 olacak arkadaşlar. A endisisinin kaç terimi negatiftir diyor. Köklerini bulalım arkadaşlar. 4 eksi 10'u 0 eşitlersek onu karşıya atıp 4'ü paydaya gönderirsek kökü 5 bölü 2'dir. Burada çarpanları ayıralım. Ne olur? 2 ile 10 alsam 2 ile 10 şu eksi olursa çarpım eksi 20 toplamı eksi 8 olacak. Demek ki köklerimiz burada da eksi 2 ve 10 olarak geldi. Paydada da ne geldi? 5 bölü 2. Peki tabloya yerleştirelim bu kökleri. Eşitlik olmayacak zaten. Dolayısıyla hepsi açık yuvarlak. Kökler neler? Eksi 2, 5 bölü 2, 10. En sağda işaret ne? Ne kare artı, 4 ne artı? Artı. Kökü geçtim eksi, artı, eksi. Bizden ne istiyor? Kaç terimi negatif sayıdır diyor. Şurası ve burası olacak. Arkadaşlar dizimizin terimleri pozitif doğal sayılardan oluşuyor. Yani indislerimiz pozitif doğal sayı olacak. O zaman 2,5 ile 10 arasında alabileceğiz. Şurada herhangi bir şey alamayacağız. Neler var burada? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 var. Kaç tane? 2, 4, 6, 7 tane terim var. AN dizisinin kaç terimi tam sayıdır demiş arkadaşlar. Hem payda da hem de payda ne var? Paydaki nelerden kurtulmak istiyorum. N'nin 4 katı 4N arkadaşlar. O zaman paydanın 4 katını yukarıya alıyorum. Bakın N artı 2'nin 4 katını yukarıda alıyorum. Şöyle burası ne oldu? N artı 2. 4N artı 8 oldu arkadaşlar. 8'i alınca burada 15 kaldı. Niye? Aşağının tam katını yukarıya aldım. Böylece yukarıdaki N'den kurtulacağım. Bunu ayırırsam N artı 2'ler sadeleşirse 4 olur burada. Burası ise 15 bölü n artı 2 olacaktır. Peki burası ne olabilir tam sayı olması için? 15'in bölenleri neler onlar? 1, 3, 5, 15. Eksiller de var ancak n doğal sayı olacağı için eksilleri burada almıyorum arkadaşlar. Peki n artı 1 olursa n ne olur? Eksi 1 olur. n eksi 1 olamaz o yüzden 1'i de alamayız. n artı 3 olursa n 1 olabilir. n artı 5 olursa n 3 şurada da N13 olabilir. Demek ki N'nin kaç farklı değeri var? 3 farklı değeri var. Yani bu dizinin 3 tane terimi tam sayı. Dizisinin alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Bu bir parabol arkadaşlar. Kolları yukarı olan bir parabol. Evet şöyle bir parabol arkadaşlar. R'sini bulalım hemen. Eksi B bölü 2 aydı. 10 bölü 2 çarpı 2'den 5 bölü 2 R olacaktır. Şurası 5 bölü 2'ymiş arkadaşlar. 5 bölü 2'nin görüntüsü ne olur? En küçük değer olur. Ancak bizim dizimiz pozitif doğal sayı elemanlarından oluşuyordu. Yani 5 bölü 2 dizimizin bir terimi arkadaşlar. Peki dizimizin terimi ne var? 5 bölü 2'nin sağında ve solunda 2 ve 3 var arkadaşlar. 2 ve 3. Demek ki 2'nin görüntüsü veya 3'ün görüntüsünü alırsam neyi ne alacağız? Bu dizinin en küçük görüntü değerini bulmuş olacağız. O halde bize A2 veya A4'ü soruyor. Parabol olduğu için A2 ile a 3 düzeltiyorum. A2 ile A3'ün görüntüsü aynı olacaktır. A2'yi bulalım. 2 çarpı 2'nin karesi. Eksi 10 çarpı 2 artı 3'ten. Ne olur? 8. 11 eksi 20'den. Eksi 9 olacak. İsterseniz a 4 de bulabilirsiniz. Yine eksi 9 olduğunu göreceksiniz. AN dizisinin en büyük terimi kaçtır demiş. AN dizisi yine parabol şeklindeki bir dizi arkadaşlar. Kolları aşağı doğru olan bir parabolde tepe noktasının görüntüsü ne olacaktır? En büyük olacaktır. R'yi bulalım o zaman. Eksi B bölü 2 A'dan 4 bölü eksi 2 eksi 2 olacak. Yalnız eksi 2 bizim dizimizin bir elemanı değildir. Yani tepe noktası neredeymiş? Eksi 2 Sembolik çizdim bunu. E, eğrenin nereden geçtiğini bilmiyorum. Ancak eksi 2 noktasında tepe noktasıymış. Kollar da aşağı doğruymuş. Evet bu şekildeymiş e, parabolümüz. Ne diyor? Bu dizinin en büyük terimi kaçtır? Bizim dizimizin terimleri nereden başlıyor arkadaşlar? Birden başlıyor. 1, 2, 3 şeklinde devam ediyor. E peki e, parabole baktığımda dizinin terimleri arttıkça parabol azalarak gidiyor. Demek ki dizinin en küçük terimi e, en büyük görüntüye sahip olacak. Yani en yerine 1 yazarsam... A1 ne olur? Eksi 1, eksi 4 artı 1'den. Eksi 4 değeri neymiş arkadaşlar? E, bu dizinin en büyük terimiymiş. Y büyük x olarak verilmiş. AN dizisi verilmiş. AX eşit AY eşitliğini sağlayan kaç farklı x, sıralı ikilisi vardır demiş. Tepe noktası nedir? Eksi b bölü 2 a'dan 13 bölü 2 yani 6,5'tür. buçuktur. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Şöyle kolları yukarı doğru olan bir parabolü var. Şurası 6.5 noktası. Şöyle devam ediyor. Burada ne diyor? Görüntüleri aynı olan noktalar var. X ve Y noktaları. O zaman kaç farklı? X'ye ikilisi vardır diyor. Burada şunu söyleyeyim. 6 ile 6 ile 7 tepe noktasının eşit uzaklıkta olduğu için aynı görüntüye sahiptir. Aynı şekilde 5 ile 8 de aynı görüntüye sahip. 4 ile 9, 3 ile 10, 2 ile 11, 1 ile 12 e, terimleri de aynı görüntüye sahip. O zaman kaç farklı sıralı ikili oldu? 2 4 6 tane sıralı ikili yazdık. Daha önce bakmış olduğunuz ödev testi sorularının çözümüne geçiyorum. Hangisi gerçek sayı dizisi değildir demiş. Neye dikkat edeceğim? Pozitif doğal sayıları yazdığımda tanımsız yapmamalı, real sayı dizisi olması için. Peki Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pozitif doğal sayılarını yazarsam herhangi bir tanımsızlık oluşuyor mu? Oluşmuyor. Burada yazarsam oluşmuyor. Burada n3 yazarsam ne oluyor? Payda 0 yani tanımsız oluyor. Bu bir gerçek sayı dizisi değildir. Ahen dizisinin ilk 6 teriminin çarpımı kaçtır diyor. 1 verelim arkadaşlar ne olur? 4 bölü 3. 2 verirsek 5 bölü 4. 3 verdim 6 bölü 5. 4 verdim 7 bölü 6. 5 verdim. 8 bölü 7. 6 verdim. 9 bölü 8 oldu. Buradan giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir. Şöyle sadeleştirelim. Burası da neydi? Şurası 5 bölü 4. Yanlış yazmışız. 4'ler de gitti. O zaman ne kaldı burada? 9 bölü 3'ten 3 kaldı. Genel terimi verilmiş. En tek sayı için ve en çift sayı için ayrı ifadeler tanımlanmış. E, ne diyor? İkinci terimi ile beşinci teriminin toplamı kaçtır? İkinci terim diyor çift olduğu için 2'yi burada yazacağım. Ne olur? 6-1'den 5. Beşinci terim demiş 5 tek sayı. 5'i yazarsak 10-6'dan 4. Topladığımızda ne gelecek? 9 gelecek. A en sabit dizi olmak üzere A4 ve A10'u vermiş A8 kaçtır diyor. Sabit dizi ise bütün terimleri birbirine eşittir. Yani 2A-3 A artı 7'ye eşit. Buradan A ne gelecektir? 10 gelecektir. A 10 ise yerine yazalım. Şurada 10 yazdığımızda ne olur? 20 eksi 3'ten 17 olacak. A4 ise bütün terimler 17 olacaktır. A en dizisinde A1'i vermiş şöyle 5'lik vermiş A5'i bulun diyor arkadaşlar. En yerine 1 yazarsam 2A2 A1 artı 4'tür. A1'in yerine 28'i yazarsam 32'yi 2'ye bölersem A2 ne olacaktır? 16. Devam edelim. A3'ü bulalım. 2 A3 eşittir. A2 artı 4. 16 4 daha 20 yapar bu. 2'ye bölersem A3 ne olur? 10 olur. Peki bir sonrakini bulalım. 2 A4 eşittir. A3 artı 4. A3'ümüz 10'du. 10 4 daha 14. 2'ye bölersek A4 ne oldu? 7 oldu arkadaşlar. Son olarak A5'i bulalım. 2 A5 eşittir. A4 artı ne oldu? 4 oldu. Zaten hep 4 orası. A4'ü 7 olarak bulursam 7 4 daha 11 2'ye bölersem A5 eşit 11 bölü 2 olacaktır. Dizisinin kaç terimi negatiftir demiş. Hemen köklerini bulalım. Paydanın kökü eksi 3. 2 en eksi 12'yi 0 eşitlersem en ne olur buradan? 6 olur. Hemen tabloda gösterelim. 3 ve düzeltiyorum. Eksi 3 ve 6 kökler dahil değil çözüm kümesine. Sağda işaret artı bölü artıdan artı. Kökü geçtim eksi, kökü geçtim artı. Negatif olan bölge eksi 3 ile 6 arasındaki bölge. Dizimiz pozitif doğal sayılardan oluşuyordu. Neler var? 1, 2, 3, 4, 5 elemanları var. Kaç farklı terim var? 5 farklı terim var. AN dizisinin genel terimi şu şekilde verilmiş. Bu dizinin kaç terimi tam sayıdır diyor arkadaşlar. Verelim değerleri. En yerine 1 verirsek tek için üsttekini kullan. Çift için alttakini kullan diyor. 1 verdim. 12 geldi. Tam olan terimleri yazalım. 4 bölü 2. 12 oldu. 3 verdim. 12 bölü 3. 4. 4 verdim. 24 bölü 4. 6. 5 verdim. 12 bölü 5 tam olmadı. 6 verdim 24 bölü 6'dan 4 oldu. 7 verdim 12 bölü 7. 8 verdim 24 bölü 8'den ne olur? 3 olur. Başka tam bölen en e, tek için başka tam bölen yok yukarıda arkadaşlar. En çift için 12 ve 24 var. 12 olursa ne olacaktır? 24 bölü 12'den 2 olacaktır. 24 olursa ne olacaktır? 1 olacaktır. 2, 4, 6, 8 tane terim neymiş? Tam sayıymış. Dizisinin en küçük terimi kaçtır diyor. Bu bir parabol. R'sini bulalım. Eksi B bölü 2A'dan 6 bölü 2'den 3. Demek ki bizden A3'ü istiyor. Tam çıktığı için direkt yerine yazabilirim. 3'ün karesi eksi 6 çarpı 3 artı 1'den 9, 10, eksi 18'den eksi 8 cevap olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi gerçek sayı dizisi belirtir demiş arkadaşlar. Neye dikkat edeceğiz? Pozitif doğal sayıları verdiğimizde tanımsız yapmamalı arkadaşlar. Örneğin şurada 3 verdiğimizde paydayı 0 yaptığı için bu bir gerçek sayı dizisi belirtmez arkadaşlar. Burada da yine 3 verdiğimizde tanımsız yapar. Burada n'e 1 verdiğimizde sinüs 2 pi kaça eşit arkadaşlar? 0'a payda 0 olduğu için ne oldu? Bu da dizi olmadı arkadaşlar. N'e burada 1 verirsek kosinüs 0 nedir? 1'dir. E, N'e 2 verirsek kosinüs pi eksi 1. 3 e, verirsek kosinüs 2 pi 1 eksi 1 şeklinde gidiyor. Dolayısıyla payda hiçbir zaman 0 olmuyor. Yani bu ifade tanımsız olmuyor arkadaşlar. Bu bir gerçek sayı dizisidir. Burada da yine N'e e, örneğin 2 verirsek 3 eksi 4 eksi 1 olacaktır. Çift dereceli kökün içerisinde negatif sayı olamayacağı için bu bir dizi değildir. O en sonlu dizisinin terim sayısı en çok kaçtır demiş. İçerisinde n'in hangi değerler için tanımlı olduğuna bir bakalım arkadaşlar. Ne olmalı? 77 eksi n büyük eşit 0 olmalı ki ifade tanımlı olsun. Buradan n küçük eşit ne olacaktır? 77 bölü 2. 77 bölü 2 ne demek? 76 olsaydı 38 olurdu. Demek ki 38 buçuktan küçük eşitmiş neyimiz? N dediğimiz pozitif doğal sayı diziler için. Dolayısıyla ne olabilir? Ne? Birden 38'e kadar 38 farklı değer olabilir. Genel terimi aynı olan dizinin dördüncü terimi kaçtır diyor. 4, 9, 14, 19, 24 şeklinde devam ediyormuş arkadaşlar. Dördüncü terimi ilk 4 sayının toplamı olacaktır. Çünkü bu toplanarak giden dizi. Toplarsak ne olur? 13, 14 daha 27, 36, 46 olacaktır. Dizisinin ilk 4 teriminin toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Yine toplanarak giden bir dizi arkadaşlar. A1 nedir? 1. A2 nedir? 1, 2 daha 3. A3 nedir? 1, 2, 3'ün toplamı 6. A4 nedir? Buna 4 eklersek 10. Bunların toplamını istiyor bizden. 16, 19, 20 aradığımız cevap olacaktır. Sabit dizi olduğuna göre katsayılar orantılıymış arkadaşlar. Yani 2 bölü 3 eşittir. A bölü 6. Şunun 2 katı demek ki 2'nin 2 iki katı ne olacak? 4 olacak. AN ve BN dizileri verilmiş sabit dizi bunlar arkadaşlar. Şu oran nedir diyor. Kaç tane A terimi var? 60 tane. 60 tane 1 bölü 3 var demek ki burada. 60 çarpı 1 bölü 3 Aşağıda kaç tane B var? 10 tane. 10 tane 1 bölü 2. Düzenlersek şurası 6 yapar. 6 çarpı 1 bölü 3 2. Burası 1 bölü 2 oldu. Devirirsek yukarıya aradığımız cevap 4 olacaktır. A n ve B n dizileri verilmiş. Bunlar birbirine eşitmiş. O zaman A artı 2B artı 3C ifadesinin değerini bulunuz diyor. Şimdi B'nin genel terimi verilmiş ama A'nin genel terimi verilmemiş. Bu toplanarak giden bir dizi arkadaşlar. Genel terimini bulalım. Önce ortanca terimi buluyorum arkadaşlar. Nedir? Son terim artı ilk terim bölü 2. 2n 7 eksi 5 topluyorum bölü 2'den. 2n 12 bölü 2'den n eksi 6 oldu. Peki terim sayısını arkadaşlar kaç tane terim var burada? Son terim eksi ilk terim. 2n 7 eksi eksi 5'ten artı 5 bölü artış miktarı 2 artı 1. Ne olur bu? 2 en eksi 2. 2'ye bölersem en eksi 1. 1 eklersem en olur. O zaman e, genel terimi ne olacaktır arkadaşlar? en çarpı en eksi 6 ne bu? a en dizisi. O da ne kare eksi 6 ne olacaktır? Peki b dizisi neymiş arkadaşlar? a ne kare b n artı c'ymiş. O zaman a'nın ne olduğunu görüyorum. 1 B'nin ne olduğunu görüyorum. Eksi 6 C 0 arkadaşlar. Ne diyor? A artı 1 2B eksi 12 artı 0 ne yapacaktır? Eksi 11 yapacaktır. Dizisinin kaç terimi 4 ile 5 arasındadır diyor. Yani şu ifade 4'ten büyük 5'ten küçük ise en kaç farklı değer alabilir diyor kısaca. Ancak bu işlemi yapmadan önce şu içeriği biraz sadeleştirelim. Yukarıdaki yerden kurtulalım arkadaşlar. N'in 3 katı yukarıda bakın. N, 3N görüyorsunuz. Dolayısıyla N artı 1'in 3 katını yukarı yazacağım. N artı 1'in 3 katı ne olur? 3N artı 3. Geriye ne kaldı? 8. Aşağısı N artı 1 oldu. Bu da ne oldu arkadaşlar? 3N artı 3 bölü N artı 1. 3 oldu. Artı 8 bölü N artı 1 oldu. Peki 3 artı 8 bölü n artı 1 hangi aralıktaymış? 4 ile 5 aralığındaymış. 3'ü çıkarırsam 1, 8 bölü n artı 1 küçük 3'ü çıkarırsam burası ne oldu? 2. O zaman n artı 1 yerine ne yazarsam sonuç 1 ile 2 aralığında gelir. N'e 4 yazsam 8 bölü 5 birden büyük 4 olabilir. 5 yazsam olur 6, 7 yazarsam 8 bölü 8 1 olur olmadı arkadaşlar. Demek ki kaç tane? 3 tane sayı bu aralıkta yapıyor. Genel terimi aynı olan dizinin ilk 15 teriminin toplamı kaçtır demiş. A1'i bulalım. 1 verirsek 4 eksi 1 3. A2 3 2 daha 5. A3 4 eksi 3 şurada yazıyorum 3'ü. 1. A4 4 3 daha 7. Çiftlerde altta teklerde üstte yazıyorum öyle demiş. Baktığımda toplamı 8. Toplamı 8. Demek ki ikişerli olarak toplamı 8 olacak. 15 terimde ilk 14 terim ikişerli kaç tane var? 7 tane. 7 tane 8 demek. 15. terimi bulalım. 15'i nerede yazacağım? Burada. 4 eksi 15 ne yapar? Eksi 11 yapar. Buradan 56 eksi 11 aradığımız cevap 45 olacaktır. Dizisinin kaç terimi negatiftir diyor arkadaşlar. Hemen inceleyelim. Ne var burada? 7 ile 11 şunu çarpanlara ayırırsak. Eksi 7, eksi 11 çarp artı 77 toplamı eksi 18 oldu arkadaşlar. Peki tabloyla hemen bakarsak şöyle şurası 7, şurası 11 artı eksi artı. Burada sınırlar negatif olmayacaktır. Neler var? 8, 9 ve 10. terimler neymiş? Negatifmiş. Kaç tane? 3 tane terimi negatifmiş. Dizisinin en büyük teriminin değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Tepe noktasına bakalım. R'sine eksi B bölü 2 A'dan eksi 5 bölü eksi 2'den 5 bölü 2 arkadaşlar. 5 bölü 2 bir doğal sayı olmadığı için pozitif doğal sayı olmadığı için bunun solundaki veya sağındaki değerleri alacağız. Yani 2 veya 2 veya 3'e bakacağım. İkisini de görüntüsü aynı zaten. A2 ne olacaktır? 2 yazarsak eksi 2'nin karesi nedir? 4. 5 kere 2 10 artı 1'den 11 eksi 4 7 yapacaktır. A'n dizisinde A1'i vermiş. A'n artı 1, A'n artı n artı 1 diyor. A20 kaçtır demiş arkadaşlar. Yazalım değerleri. E, en yerine 1 yazarsak ne olur? A2 eşittir. A1 artı 1 yazdık. Şurası 2 oldu. 2 yazarsak A3 eşittir. A2 artı 3. A4 eşittir. A3 artı 4. Böyle devam ediyor. En son A20'yi elde edeceğim. 19 yazarsam A20 eşittir. A19 artı 20 olacak. Buradan taraf tarafa toplarsam A2'ler, A3'ler, şurası A3 gitti. A4'ler gitti. A19'lar gitti. Geriye ne kaldı? A20 kaldı burada. Burada ise A1 artı 2'den 20'ye kadar sayıların toplamı. A1'de 1 zaten. 1, 2, 20'ye kadar sayının toplamı. Bu da nedir? 20 çarpı 21 bölü 2'den 10 kere 21 ne yapacaktır? 210 yapacaktır. AN dizisinin kaç terimi tam sayıdır demiş arkadaşlar. N artı 1'in 2 katını yukarıda yazıyorum. Ne olur? 2 N artı 2 bölü N artı 1. Burada ne kaldı? 2'yi alırsam 10 kaldı. Ayırırsam bunu ne olacaktır? 2 N artı 2 N artı 1'e bölersek 2 artı 10 bölü ne artı 1 oldu. Onun bölenleri neler var? 1, 2, 5, 10 n artı 1 1 olursa buradan n 0 gelir. Ama n pozitif doğal sayı. Dolayısıyla 0 olamaz. Şurada n 1 olur. Sorun yok. Burada 4. Burada 9 olur. Bunlar için sıkıntı yok. Demek ki kaç terimi tam sayıymış? 3 terimi tam sayıymış. A en sonlu dizisinde A n artı 1 şu şekilde vermiş arkadaşlar. A 1 2 ise A 34 nedir diyor arkadaşlar. Başlayalım A 1'den A 34'e gideceğiz. A 2 ne olur? 2 verirsem. 1, 2 daha 3, 35 eksi ne verdik? 1 verdik değil mi? 35 eksi 1, 34. 1 verince yukarısı da 2 oldu. 2 bölü 34 oldu. Burası A1 oldu. A3 ne olur? Şurası bir tane arttı. 3, burası 33. Toplamları 36 diye gidiyor arkadaşlar. Şurası A2. A4'ü de yazalım. Ne olur? 4, şurası 32. Burası da A3. Böyle devam ederse en son kaçı bulacağım? A34'ü bulacağım. Bunun için 33 yazarsam A34 eşittir. Yukarısı 34 oldu. Aşağısı ne oldu? 2 çarpı. Burası ne olur? A33 olur. Bunları taraf tarafa çarparsam arkadaşlar A2'ler gider. A3'ler gider. A4'ler gider. A33'ler gider. Bu arada 34 bölü 2 bakın. A34'ün eşitinde. Şurada 2 bölü 34. Bunun bir öncesi 33 bölü 3. 3 bölü 33. Yani bu ifadelerde birbirini götürürler. Sonuç ne olur arkadaşlar? A34 eşittir. Yukarıda sadece bir A1 kaldı. Başka da bir şeycik kalmadı arkadaşlar. A1'de ne vermiş? 2 olarak vermiş. Cevabımız demek ki 2 olacakmış. K tam sayı olmak üzere AN dizisi tanımlanmış şu şekilde 4'e bölündüğünde 0 ise bu, 1 ise bu, 2 ise bu, 3 ise buymuş arkadaşlar. İlk 34 teriminin toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi 1 ile başlıyoruz. Ne olur? Bakın 1-2-1 2 verirsek 3-2-1 Burada ise her zaman ne arkadaşlar? Eksi 2. Şunların toplamının sıfır olduğunu görüyorum. Sonra devam edelim. 4 verirsek ne oluyormuş? 4 5 verirsek 5-2-3 6 verirsek 3-6-3 7 verirsek burası da eksi 2. Bakın şunlar her zaman 0 Birbirini götürüyor. Geriye ne kalıyor? Şurada da 8 oldu. Şurada eksi 2'ler var. Burada da 4, 8 şeklinde gidiyor. Kaç tane eksi 2 var burada? 34'ün içinde 4'ün kaç katı var? 8 tane. Eksi 2 çarpı 8. 8 tane eksi 2 var. Diğer taraftan 4, 8, 12. Şuradaki eni hesaplıyorum. 16. Kaça kadar? 32'ye kadar sayının toplamı diyor arkadaşlar. Burayı 4 parantezinde yazarsam 1'den 8'e kadar sayıların toplamı demek bu. Şurası da eksi 16 yaptı. 1'den 8'e kadar sayıların toplamı ne yapar? 8 çarpı 9 bölü 2'den 36 yapar. Önünde ne vardı bunun? 4. Burada ne var? Eksi 16. 144'ten 16 çıkarırsak ne olur? 128 aradığımız cevap olacaktır. En pozitif doğal sayı olmak üzere n ile n artı 4 arasındaki doğal sayıların toplamı şu sembolle gösteriliyormuş. Bu sembol 15'ten küçükse sonuç eksi 2, 15'ten büyük eşitse sonuç artı 2 oluyormuş. Örneğin n yerine 1 verelim. A 1'i inceliyorum arkadaşlar. 1 verirsem neye bakacağım? n ile n artı 4 arasında 2, 3, 4 sayılarını alacağım. Bunların toplamı ne oldu? 9 oldu. 15'ten küçük mü küçük ne alacağım? Eksi 2. A 2'ye bakıyorum. Bu defa 3, 4, 5'i aldım. Ne yaptı? 12, eksi 2 alacağım. A3'e bakıyorum. 4, 5, 6 yaptı. Toplarsam ne yaptı? 15. Diğerine geçti arkadaşlar. Burası ne? Artı 2. Bundan sonrakilerin hepsi artı 2 olacak. Kaç tane artı 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane artı 2. Şunlar birbirini götürürse 4 kere 2 ne olacaktır? 8 olacaktır. A1'i vermiş. Şöyle bir bağıntı vermiş. AN dizisinin genel terimi hangisidir diyor arkadaşlar. Burada genel terimi birkaç terim bularak hesaplama yoluna gidebiliriz. Oradan bir sonuç çıkarabiliriz. Ancak böyle bir yola girmeye gerek yok arkadaşlar. Neye dikkat edelim? A1'i vermiş zaten. A2'yi de bulalım buradan. A2 ne olur? En yerine 1 yazdım. 1, 2 daha 3. 1, 1 daha 2. 1. Bu da ne oldu? 6. Şimdi A1, 1. A2, 6. Yani en yerine 1 verdiğimde sonuç 1 çıkmalı. 2 verdiğimde 6 çıkmalı. 1 verdim 1, 2 verdim 2, olmadı. 1 verdim 1, 1 daha 2, 2 e, verdim 2, 2 daha 4, 6 olmadı. 1 verdim 2 faktöriyel bölü 2'den 1, 1 verince 1'di. 2 verince 3 faktöriyel 6, 2'ye bölersem 3 olmadı. 1 verdim 2 bölü 2, 1 bir. çarpı 1'den 1, bir. sorun yok. 2 verirsem 3 bölü 2 çarpı 2 faktöriyelin karesi. Bu ne oldu? Şu ikilerden bir tanesi gitti. 3 kere 2 6 yaptı arkadaşlar. Cevabımız demek ki D'ymiş. E'ye de bakalım belki o da sağlıyordur. Bir verirsem ne olur? 1 bölü kesirli keserli bir sayı çıktı. E şıkkı ilk denemede gitti. Tam sayılardan oluşan bir AN dizisi verilmiş. Şöyle bir bağıntı verilmiş. Ne diyor burada? ifadesi tek sayıya eşitse dikkat edin N değil de AN ifadesi tek sayı eşitse bunu al diyor. Çift sayıya eşitse bunu al diyor. Peki a eşit 5 gelmiş. 5 nasıl bir sayı? Tek sayı. Hangisini kullan diyor? Üsttekini. Kullanıyorum arkadaşlar. Üsttekinde A4'ü nasıl bulacağım? A4 en yerine ne verdim? 2 verdim. 3 A2 eksi 5 oldu arkadaşlar. A2 5 olduğuna göre 15 eksi 5'ten ne olacaktır? 10 olacaktır. Peki bizden ne istiyor? A8'e kadar git diyor. Önce A6'yı bulmalıyım tabi. E, N'e 4 verirsem A6 eşittir. Bu defa sonuç ne geldi? Çift sayı geldi. Alttakini kullanacağım. Ne olur? A4 artı 4 bölü 2. A4'ü 10 bulmuştuk. 10 artı 4 bölü 2'den 14 bölü 2. O da ne olacaktır? 7. 7 nasıl bir sayı? Tek. Şu çifti. Tekse yine üsttekini kullanacağım. A8 eşittir. 3 çarpı A6 eksi 5. 6'yı ne bulmuştuk? 7. 3 kere 7, 21. 5 çıkarırsak 16 aradığımız cevap olacak. Dizisinin tam sayı terimlerinin toplamı kaçtır? diyor arkadaşlar. Önce payı paydaya bir bölelim. Polinom bölmesi yapacağız. 2N kare artı 3N artı 10 ifadesini neye böleceğiz? 2N ne artı 1'e böleceğiz. 2N kare de 2N'e kaç tane? N ne tane arkadaşlar. Çarparsak 2N kare yapacak. Artı ne yapacak. Taraf tarafa çıkarıyorum. 2N kareler gitti. Ne kaldı? 2N artı 10 kaldı. 2N artı 10 da daha doğrusu 2N'de 2N kaç tane? 1 tane. 1 tane 2N. 2N. 1 tane 1. 1. Taraf tarafa çıkarırsam ne kaldı burada? 9 kaldı. Demek ki bu ifade neymiş? N ne artı 1 artı 9 bölü 2N artı 1'miş. Tam sayı terimleri istiyor. Yani şu paydadaki ifade... 9'un böleni olmalı n'e değer verdiğimde. Ne zaman olur bu? n'e 1 verirsem 9 bölü 3 tam olur. Bir de n'e 4 verirsem 9 bölü 9 tam olur. n'e 1 verelim arkadaşlar. Ne olur 1 verirsem? 1 1 daha 2 artı 9 bölü 3. 2 3 tane yapacaktır? 5. 4 verirsem ne olur? 4 1 daha 5 artı 9 bölü 9 mu yaptı bu? 1 yaptı 6. Bunların toplamını istiyor bizden. Ne olacaktır? 11 olacaktır. Dizisi sabit bir diziymiş buna göre P çarpı x'i istiyor arkadaşlar. Sabit dizi ise kat orantılı olmalı. Yani P bölü 4 x eksi 1 bölü x o da 3 bölü 2 olmalı. 2'nin 2 iki katı 4'müş 3'ün 2 katı 6 olur. P buradan 6 geldi. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2x eksi 2 eşittir 3x. X buradan da ne geldi? Ne geldi. Bizden ne istiyordu çarpımını? 6 çarpı eksi 2 ne yaptı? Eksi 12 yaptı. FN dizisinin terimleri arasında şu bağıntı varmış. F1'i F2'yi vermiş. F8'i bulunuz diyor arkadaşlar. NN'e verelim. 1 verirsek F3 neye eşit arkadaşlar? F1 çarpı F2'ye. F4 neye eşit? F2 çarpı F3'e. F5 neye eşit? F3 çarpı F4'e. F6 neye eşit? F5 çarpı F4 çarpı f 5e F7 ne eşit? F5 çarpı F6'ya F8 ne eşit arkadaşlar? F6 çarpı F7'ye Peki buradan hesaplayalım tek tek. F1 1'miş, F2 3'müş. Demek ki F3 neymiş? 3 üzeri 1'miş. Şuraya 3 üzeri 1, F2 de 3'tü zaten. 3 çarpı 3 üzeri 1 ne olur? 3 üzeri 2. F3'ü ne bulmuştuk? 3 üzeri 2. F4'ü 3 üzeri 2 bulmuştuk. F3 neydi? f 3te 3'tü. Ne olur? 3 üzeri 3. Bir önceki ile çarpılı yapar arkadaşlar. Bir önceki ile çarpıyoruz. Burası ne olur? 3 üzeri 5. Bir önceki ile çarpıyoruz. 3 üzeri 8. Bir önceki ile çarpıyoruz. 3 üzeri 13. Aradığımız cevap olacaktır. A'n dizisinde A'n artı 2'yi A n artı 4 n artı 4 şeklinde vermiş. A 1'i vermiş. Ne istiyor bizden arkadaşlar? A 41'i istiyor. Peki verdiği bağıntıya göre neyi bulalım? A 3'ü bulalım arkadaşlar. Ne diyor? A 1 artı 1 yazdığımda 4 4'a 8 yaptı. A 1 ne? 1. Bu da ne oldu? 9. 9 3'ün karesi arkadaşlar. Peki A 5'i bulalım. A 5 ne? A 3 artı n 3 verdim. 4 kere 3 12 4 da 16. A3'ü de 9 bulmuştuk zaten. Toplarsak 25. O da 5'in karesi. Dikkat edin. A3 3'ün karesi geldi. A5 5'in karesi. A7 7'nin karesi. O zaman A41 ne olacaktır? 41'in karesi olacaktır. AN dizisinin kaç terimi negatiftir demiş. En küçük 6 için burayı incele. 6'dan büyük eşit için yukarıyı incele demiş. Çarpanlara ayıralım burayı hemen. Eksi 1 ile eksi 3 Kökler ne o zaman? 1 ve 3 arkadaşlar. Sağda işareti artı, kökü geçtim eksi, kökü geçtim artı. Bizden negatif olan istiyor. 1 ve 3 aralığı negatifmiş. Burada ne var? Sadece 2 elemanı var. Yani bir tane negatif sayı var. 6'dan büyük eşit için yukarı incele demiş. 1 ile 10 çarpanlar. Hangisi eksi? Şu eksi bu artı alırsam ne olur? Toplam eksi 9 evet. Hemen tabloyu çizersem eksi 1 ile artı 10'u alabilirim. Sağda artı, eksi, artı. Ne diyor? 6'dan büyük eşit için al diyor. Şurası çözüm kümesi ama neyi alabiliriz? 6, 7, 8, 9 için negatif. Yani 4 tane negatif değer var. Bir tane de burada 5 tane negatif terim var arkadaşlar. A dizisinde alabileceği en küçük değer AK ve AP terimleridir diyor. Bakın tepe noktasına en yakın iki terim K ve P'ymiş ve bunlar simetrik oluyorlar. O halde k artı p bölü 2 k artı p bölü 2 neyi verecektir? R'yi verecektir arkadaşlar. Tepe noktasına göre simetrik bunlar. Yani R neymiş? 21 bölü 2'ymiş. R dediğimiz ne? Eksi b bölü 2 a'dan. Burada n'nin katsayısı x bölü 6. Sadeleştirirsek x ne gelecek buradan? 3 kere 21, 63 gelecek. Ders anlatım föyümüz burada sona ermektedir. Bir sonraki föyde Yeniden görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.